Hoş geldiniz hepiniz. Şehirlerin deneyimleri, göç yönetiminde roller ve zorluklar oturumumuza hoş geldiniz. Bugün birbirinden kıymetli çok değerli başkanlarımız ve konuşmacılarımız bizimle birlikte. Çok kısaca ben introduce edeyim konuşmacılarımızı. Barbara Hanım, Barbara Oman, Hollanda'dan geldiler. Cities of Refuge projesinin lideri kendisi. Utrecht Üniversitesi'nde insan hakları sosyolojisinde bölüm başkanı. Avrupa'da yerel yönetimlerin mültecileri karşılaması ve topluma entegrasyonu konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu proje de zaten bu konu üzerine bir proje. Hoş geldiniz. Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keşkin, hoş geldiniz başkanım. Hüseyin Bey de son 3 yıldır sanıyorum, 3 dönemdir Sultanbeyli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Son seçimlerde biliyorsunuz 2019'da tekrar seçildiler. Hemen hemen hepimizin Sultanbeyli Belediyesi'ni bildiğimizi tahmin ediyorum. Özellikle göç konusundaki çalışmalarıyla bugün bizimle paylaşıyor olacak Hüseyin Beyler de. Hoş geldiniz. Bir sonraki konuşmacımız Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanımız. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun kendisi. Bir süre avukatlık bir deneyimi var. Ardından Zeytinburnu Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. Zeytinburnu Belediyesi'ni yayıncılık faaliyetleriyle aslında hepimiz biliyoruzdur. Zeytinburnu'nun kültür yayınlarının da yöneticiliğini yapmıştı. Hoş geldiniz tekrar. Nihal Hanım, birçok titri var Nihal Hanım'ın da. 18 Mart Üniversitesi'nde şu anda çalışıyor. Aynı zamanda İGAM'da göç uzmanı olarak çalışıyor. Fakat bugün bizlere Avrupa Konseyi'nin çok kültürlülük, kültürler arası şehirler programının da daha önceki uzmanlığından kaynaklanan bilgileri verecek. Oradaki şehirlerle ilgili bilgileri paylaşacak. Hoş geldiniz. Son olarak Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımız. Kendisi de aslen bir şehir plancısı. Bize çok farklı bir bakış açısıyla göçmenler konusunda Beylikdüzü'nde neler yapıldığına dair bilgileri paylaşacak. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Barbara, so we can start with you. You're leading the project. Siz bu projeleri yöneten isimsiniz. Burada bu projeden bize biraz bahsedebilir misiniz? Biraz detaylarına değinebilir misiniz? Slaytlarım da olacak. Benim herhalde kürsüde konuşsam daha iyi olur. Tabii buyurun nasıl rahat hissederseniz. Burcuhan, çok teşekkür ederim. Benim için burada bulunmak büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum organizatörlere. Çok teşekkür ederim. Burada bulunmak... Hollandalı bir hoca olarak Türkiye'de bulunmak benim için çok hoş bir duygu. Bir araştırmacı olarak da burada bulunuyorum ama yanımda birçok belediye başkanı var. Kendileri sahada birebir bu konu üzerinde çalışan, mültecilerin entegrasyonu konusunda çalışan kişiler. Bense kendi büromda oturup masamda çalışıyorum belki bir grup arkadaşımla birlikte ama... Gerçekten Türkiye'de bulunmaktan ötürü kendimi çok mutlu hissediyorum. Mültecilerin entegrasyonu gibi konulardan bahsediyorsak, herkes bu salonda bilir. Bizim uyguladığımız faaliyetler, Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasındaki faaliyetler de yoğunlaştı. Zaten Profesör Erdoğan sabah 4.1 Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti bir konuşmasında 4.1 milyon mülteci şu anda Türkiye'de bulunmakta ve biz de bir program yürütüyoruz. Cities of Refuge isimli mültecilik şehirleri diyebiliriz. Bu biraz gözleme dayalı bir süreç ve kişiler bir yerden kaçtıkları zaman genellikle belli bir yerlere gitmek durumunda kalıyorlar. Bu bir şehir olabilir, bir kasaba olabilir. Nerede barınma bulabiliyorlarsa, nerede eğitim alabiliyorlarsa, nerede iş bulabiliyorlarsa... Buralara gitme gereği duyuyorlar ve işte bu noktada da yerel merciler mültecilerin bu süreçlere entegre olabilmesi için çok önemli bir rol oynuyor. Biz belki uzunca bir süre bunun çok farkına varamadık. 2015 yılında Avrupa'ya yoğun bir mülteci akını yaşandıktan sonra
Bir anda yerel mercilerin bu konuya bakış açısı daha da netleşmeye, belirginleşmeye başladı. Artık çok daha hoş karşılayabiliyorlar ulusal hükümetlere kıyasla. 2015'te belli başlı ulusal hükümetler bu mülteci akımından bir miktar belki endişeliydi. Mesela Barcelona'da, Londra'da, Palermo gibi yerlerde belli belediye başkanları çıkıp mültecilerin gelmesini hoş karşıladıklarını, ev sahipliği yapmak istediklerini söylemişlerdi. Ama bir taraftan karşı bir cenah da vardı. Yani bizim şehirlerimizde bulunmasın, başka bir yerde bulunsunlar gibi söyleyenler ve bu şekilde şehirler, özellikle büyük şehirler, mültecilerin karşılanması, ağırlanması ve şehirlere entegre edilmesi konusunda çok önemli yerler haline geldi. Tabii bu entegrasyon süreci içerisinde birbiriyle bağlantılı olan birçok konu var. Bunlar ülkeden ülkeye de farklılık gösterebilir. Biz 6 farklı ülkede araştırma yaptık. Hukuk sistemleri bu ülkelerin her birinin birbirinden farklı tabii ki ama bir hareketlilik söz konusuysa, konut ya da eğitim ya da iş, istihdam söz konusu olduğunda, entegrasyon söz konusu olduğunda yerel hükümetlerin, yerel mercilerin neleri yaptığı, neleri yapmadığı büyük farklılıklar yaratıyor. Bizim bir araştırma ekibimiz var. Bu araştırma ekibimiz bunun nedenlerine baktı. Neden bazı belediyeler çok daha iyi bir şekilde karşılıyorken bazı belediye başkanları ya da bazı yerel hükümetler bu konuyu çok ciddiye alırken diğerleri daha az faaliyet gösteriyor ya da daha isteksiz diye araştırdı. Belli bir dizi faktörler tabii karşımıza çıktı. Bugün bunlardan biraz size bahsetmek isterim. Ama genel itibariyle bu faktörler belli ülkelerdeki kurumsal yapıyla alakalı oluyor. Yasal çerçeve, politika çerçeveleri belirleyici oluyor. Yerel hükümetlerin bu alandaki rolünün ne olduğu, nasıl tanımlandığı önemli. Tabii dönemin siyaseti, politikaları çok büyük bir rol oynuyor. Bir de şehir ağları var. Bu işin kurumsal fırsat çerçevesini oluşturuyor. Bir de biraz daha piyasa koşulları, iş piyasası ile ilgili, yani kurumsallığın dışında kalan bazı bağlamsal faktörler var. Bunun içinde konut piyasalarının koşulları, içinde bulunduğu koşullar, hizmetlerin mevcudiyeti, var olan fonlar gibi konular var. Bir de tabii ilgili bazı aktörler var bu işin içerisinde. Burada buna bakmak da gerekiyor. Bugün size bahsetmek istediğim şey bunun 3 yönünden özellikle bahsetmek. Bizi en çok etkileyen özelliklerine bakmak, Cities of Refuge programımızda. Ve bazı şehirler bazı işleri niye yapıyorlar, bunu biraz izah etmeye çalışmak. Birinci konu networking. Zaten hepimiz de belli bir düzeye kadar bu sebepten dolayı buradayız. Bir networking faaliyeti içerisinde bulunmak gerekiyor. Şehirlerin kendi içlerinde de networkleri, ağları var. Yani yerel merciler, hükümetler içerisindeki ağ yapıları, hükümetlerle, genel merkezi yönetimlerle, üniversitelerle, başka taraflarla olan bütün bu ilişkileri bu sürecin ağını oluşturuyor. Tabii ülke içinde çeşitli başka ağlar da olabilir. Burada şemada da görüyorsunuz. Bugün tabii Marmara Urban Forum'dayız. Ve bu konu çok alakalı. Bizim Avrupa'da genel olarak daha fazla yaygınlaşan şekilde gördüğümüz bir konu var. O da uluslar ötesi, uluslar arası ağların da oluşması. Avrupa'da yaklaşık 20 tane ağ bulunuyor.
Bu ağlar en iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşmaya çalışıyor, sahada yapılan çalışmaları görmeye çalışıyor. Kültürler arası şehirler mesela bunlardan bir tanesi ama başka birçok network, başka birçok ağ bulunmakta. Bu ağlar sadece en iyi uygulamaları paylaşmakla ya da deneyimleri paylaşmakla kalmıyor ama aynı zamanda farklı hikayeleri de anlatıyorlar mültecilerle ilgili. Yani işin insani boyutunu anlatıyorlar ve bu ağlar hatta belli anlaşmalar da yapıyorlar birbirleriyle ve bu anlaşmalara bağlı kalmaya çalışıyorlar kendi alanlarında. Mesela ben Marrakeş'teydim geçen Aralık'ta ve mülteci ve göçle ilgili küresel bir sözleşme imzalandı. Oradaki belediye başkanları mesela belediye başkanlığı ile ilgili bir göç bildirgesi yayınladılar ve imza koydular. Kendilerinin bu konuya adanmışlığını, taahhütlerini ifade ettiler ve belirlenen konuların üzerinde duracaklarının sözünü verdiler. Dolayısıyla bu uluslararası dokümanları almak, bunu işleve koyabilmek, pragmatik bir bağlam içerisinde şehrin bağlamı neyse onunla yürütebilmek çok önemli. Dolayısıyla şehirler niye bir şeyleri bu konuda yapıyor ya da nasıl yapabilir konusuyla bu çok alakadar. Bir başka noktada normların önemine bakmamız gerekiyor. Mültecilerin nasıl karşılandığını ve entegrasyonun nasıl tartışıldığına bakmak gerekiyor. Nasıl motive edildiklerine bakmak gerekiyor. Tabii ki söylemin kilit bir rol oynadığını biliyoruz burada. Güzel bir film gördük mesela. Profesör Erdoğan Konuk isimli bir film sundu. Bu belgeselde gördüğümüz şey şu. Mülteci kavramını konukla eşlendiriyor bu film. Evet, çok güzel bir dil ama her dilde aynı zamanda dezavantajlar da vardır, değil mi? Çünkü işte konuklar belli bir süre kalırlar, sonra dönerler. Bilmiyorum Türkçe'de ne diyorsunuz konuk kavramı için ama Hollandaca biz şunu söyleriz. Balık gibidirler deriz. İlk gün çok güzeldir konuklar, sonra kokarlar deriz, değil mi? Türkiye muhtemelen Hollanda'dan daha konukseverdir ama kullandığımız dil çok önemli. Yani konuk ifadesinin avantajları ve dezavantajları var. Dolayısıyla diğer yöntemler de var aslında mültecilerden bahsetmek için ve nasıl konuştuğumuz fark yaratıyor. Bazı kentler ekonomik avantajlardan bahsederler. İnsanları kucaklamanın iş pazarını canlandırır yeni göçler denir. Tabii ki böyle de bakabilirsiniz ancak aynı zamanda 80 yaşındaki bir büyük anneye nasıl baktığınız da aslında dilinizi etkileyecektir. Ekonomik katkısı yoktur bu 80 yaşında tekerlekli sandalyedeki hanımefendinin. Bizim pek çok kentte, mülteci alan kentte gördüğümüz durum şu. Genellikle haklardan, insan haklarından bahsediliyor. Dolayısıyla herkesin ve yeni göçenlerin evrensel hakları olduğu söyleniyor. Bu haklardan vazgeçmemeleri gerektiği belirtiliyor. Ve bu söylem genellikle politikaları vurguluyor. Devralınamaz haklar politikaları vurguluyor. Bu da tabii ki yerel geleneklerle ilintili. Dolayısıyla bu kentlerde halklardan bahsediliyor ve aynı zamanda geleneklerden bahsedilmekte. Mesela Barcelona'da, Belçika'da, Nürnberg'te kucaklama geleneğinden bahsediliyor. Böylece söylem geliştiriliyor. Daha pozitif bir söylem geliştiriliyor. Dolayısıyla normların rolünü ve söylemin rolünü göz önünde bulundurmamız lazım. Kentlerin mültecileri entegre etmeleri konusunda. Bir başka nokta daha var. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bir avukat olarak bana göre durum çok ilginç. Çünkü aslında şunu görüyoruz. Kentler artan bir biçimde
uluslararası hukukun önüne geçiyor. Mesela Birleşmiş Milletler'e bakacak olursanız bugünlerde, işte geçmişte yalnızca devlet yetkilileri vardı. Bir anda belediye başkanları, hükümet temsilcileri görüyorsunuz Birleşmiş Milletler'de ve bu uluslararası forumlara katılıyorlar. Şunu söylüyorlar, biz sorumluluk üstlenmek istiyoruz bu küresel konularla ilintili olarak. Bir fark yaratmak istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla uluslararası hukukun dili kullanılıyor insan hakları konusunda. Aynı zamanda tüm Avrupa'da yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. Biz bir kentin aynı koşullara sahip olsa bile iki kentin farklı yaklaşımına bakıyoruz ve neticesinde bize göre şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Çünkü literatürde çok fazla bulduğumuz bir durum değil bu. Bireylerin rolü. Bireylerin rolü fark yaratıyor. Benim gibi, sizin gibi kişiler fark yaratabiliyor. Belediye başkanları mesela, burada belediye başkanlarımız var. Genellikle bir bireyin rolü aslında fark yaratabiliyor. Bir kentin daha kucaklayıcı olmasında diğer bir kente kıyasla ve tabii ki bu bireyler networklerin parçası oluyorlar. Farklı söylem şekillerinde deneyimler yaşıyorlar. Ancak genellikle kişisel kararlılıklar rol oynuyor bir fark yaratmada. Eğer insanlarla konuşacak olursanız, mülakat yapacak olursanız nihayetinde şunu görüyorsunuz. Belki geçmişte bir aile üyesi var. Zor bir durumda kalıp bir ülkeden kaçması gereken. Dolayısıyla insanların tavırlarında aslında kişisel motivasyon rol oynuyor. Geçmişte yaşadıkları deneyimler insanların yaklaşımında rol oynamakta. Araştırmalarda bununla karşılaştık. Bana göre bu bana Margaret Mead'in, antropolog Margaret Mead'in bir sözünü anımsatmakta. Şunu söylüyor Margaret Mead. Küçük bir grup da olsa düşünceli ve kararlı vatandaşlar dünyayı değiştirebilirler. Hatta dünyayı her zaman böyle bir grup değiştirmiştir diyor. İşte bugünlerde biz de aslında kentlerin dünyayı değiştirebileceğini görüyoruz. Kentler aslında ön plana geçiyor bu konularda. Bunu İspanya'nın bazı bölgelerinde görüyorsunuz, İtalya'da görüyorsunuz, Yunanistan'da görüyorsunuz, Yunan kentleri de ön plana geçebiliyor. Büyük kentler ve küçük kentler, yani illaki küresel bir kent olmanız gerekmiyor. Küçük belediyeler de önemli işler yapabiliyorlar. Hollanda'daki bazı kentlerde de durum bu. Sanıyorum meslektaşlarıma sözü vereceğim. Çünkü aslında bu ülkede harika örnekler var ve bu örnekleri dinlemeyi bekliyorum sizden. Türk deneyiminden edineceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Teşekkürler. Konuşmalarınızı dinlemeyi bekliyorum ben de. Teşekkürler Barbara. Kısa bir hatırlatma yapayım sadece. Sorularınızı oturumun sonunda alabileceğiz ama app üzerinden, online uygulama üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Başkanım nasıl arzu ederseniz oradan da alabilirsiniz. Kıymetli moderatörümüz, değerli belediye başkanlarımız, kıymetli hocalarımız, Marmara Belediyeler Birliği'mizin değerli mensupları, değerli çalışma arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında şehirlerin deneyimleri, göç yönetiminde roller ve zorluklar konulu oturumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, verimli bir toplantı geçirmemizi temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, göç hayatımıza yeni girmiş bir konu değil. Bu meseleyi insanlık tarihinin en başına kadar götürmek mümkün.
Tıpkı bugün gibi o zaman da göçe maruz kalan insanlara herkesin aynı gözle baktığını söylemek mümkün değil. Yaşadığımız bu trajediyi bildiğiniz gibi şimdilerde Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. İlçemizde yaşadığımız deneyimlere geçmeden önce şunu özellikle vurgulamak isterim. Sığınmak bir haktır ve sığınmacılar da hak sahibi bireylerdir. Bu anlamda onlara insani bir muameleyle yaklaşmak bizlerin yükümlülüğüdür. Sığınmacılar için gerekli insani yaklaşımlara sahip olmak, ekonomiden kültüre, çeşitlilik ve çoğulculuktan maddi refaha tüm olanakların birer hak sahibi olduğunu bilmek önemli. Aynı zamanda yeni gelenler ile yerleşik olanlar arasındaki gerilimi azaltacak perspektifleri hayata geçirmek de bir o kadar sorumluluklarımız dahilinde. Bunu hayata geçirmenin başlıca koşulu da başarılı bir göç yönetişiminden geçiyor. Türkiye'nin bugüne kadar açık kapı politika izlemesi, dünya ölçülerinin üstünde kamp alanlarını inşa etmesi, her ne kadar bunların PR çalışması yeteri kadar yapılmasa da tarih önünde bizim insanlık sınavından geçtiğimizin en büyük kanıtı. Biraz önceki sunuda kıymetli misafirimiz Hollanda'da konuklara balık dendiğini burada ifade etti. Biz tabii ki Türkiye'de konuklara da misafir diyoruz. Olabilir, orada balık diyorlarmış herhalde. Biz misafir diyoruz efendim. Göç yönetişimini mülteci kardeşlerimize yemek yardımı olarak algılamanın doğru olmadığını düşünerek ilçemizde bunu bir vizyon ve perspektifle ele almak istedik. Ve bunu da para ve maddi imkanlar meselesi olmadığını gözeterek yapmaya çalıştık. Biz bürokratik sınırları aşmak adına sivil toplumun partnerliğine güvenerek bir yola çıktık. Ve bugün anlatacağım deneyimlerimiz de burada gelişti. Sayın katılımcılar, Sultanbeyli'de 21 ülkeden yaklaşık 20 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Elbette tahmin edersiniz ki bu sayının çok büyük bir kısmını Suriyeli kardeşlerimiz oluşturuyor. Ülkemizde belli bir kesim tarafından sürekli olarak işlenen mülteci düşmanlığı algısını kırmak ve mültecilere sahip çıkacak kadar yüreğimizin geniş olduğunu düşündüğümüzde kamu kurum kuruluşları ile STK'ların ortak değer üretebileceği bir koordinasyonu ilçemizde hayata geçirdik. Sultanbeyli Belediyesi olarak mültecilerimizin verileri web tabanlı bir yazılımla kayıt altına alındı. Bu bilgiler ışığında insani yardım ihtiyaçları hem daha kolay koordine edilebilir bir hale geldi, hem de yapılacak yardımlar kısa sürede tespit edildi. Kurumsal yapı oluşturulduktan sonra mültecilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler büyük önem taşıyordu. Bu anlamda ilçemizin tüm mahallelerinde Arapça ve Türkçe bilen anketörlerle sosyal demografik veriler elde edilerek SUKOM veri tabanı sistemi geliştirildi. SUKOM sayesinde ihtiyaç analizleri, ihtiyaca yönelik çalışmalar yapıldı. Mükerrer yardımların önüne geçildi. Mültecilerin mekansal değişiklikleri ile ilgili takip kolaylaştı. Yapılan çalışmalar raporlanarak kayıt altına alındı. Mültecilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için barınma, insani yardım, sağlık, rehabilitasyon, sosyal psikolojik destek, eğitim, istihdam, hukuki destek, sosyal uyum gibi alanlarda çalışmalarımızı sağlıyoruz. Toplum merkezimiz ile birlikte bugün bağımsız bir binada mültecilere özel olarak hizmet veren çocuk ve gençlik merkezimiz, kadın konuk evimiz ve çocuk dostu alanlarımız bulunuyor. Göçmen sağlığı merkezinde Suriyeli doktorlarımız
günde 350 hastaya bakıyor. Psikolojik destek için Suriyeli uzmanlar merkezimizde görev yapıyor. Sosyal uyum projesi kapsamında Türkçe eğitim merkezimiz mevcut. Sosyal kültürel faaliyetlerimiz, spor faaliyetlerimiz, atölye çalışmalarımızla birlikte gezilerimiz, mültecilere yönelik merkezimizin bir başka faaliyetleri arasında. Koruma birimimizde avukatlar, koruma uzmanları, sosyal hizmet uzmanları gibi mesleklerimiz hizmet veriyor. Sosyal ekonomik destek hizmetimiz temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere imkan sağlıyor. Kadın konuk evimizde barınma sağlanıp sosyal ve insani yardımda çalışmalar sürdürüyoruz. Mültecilere meslek kazandırmak için mesleki eğitim ve hobi aktivitelerimiz mevcut. Çocuklar için ise çocuk dostu alanlarla birlikte çocukların okula devamlılığı için çocuk ve gençlik merkezini hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte 4-6 yaş arası mülteciler için anaokulumuz mevcut. Bunları gerçekleştirirken sığınmacılar için ürettiğimiz projelere sağlanan dış kaynakları yine bir haksızlığa meydan vermemek adına ilçe sakinlerimizle de paylaşıyoruz. Örneğin 40 kişilik bir meslek edindirme atölyesi 30 kişi dolduysa bunun 10 kişisini arzu eden ilçe sakinlerimizden oluşturuyoruz. Bu hem aynı zamanda mülteci kardeşlerimizle Sultanbeyli hemşehrilerimizin kaynaşmasını ve adaptasyon sürecinin kolaylaşmasını sağlıyor. Başka bir örnek verecek olursak 4-6 yaş arası öğrencilerin okul öncesi eğitimlerinin yapıldığı çalışmalarımız var. Sabah ve öğlen olmak üzere iki aşamalı hizmet vermekteyiz. Sabah grubunda 75, öğlen grubunda ise 75 çocuk bulunmakta. Çocukların %25'i Türk ailelerin çocukları. Bu da aynı zamanda çocukların Türkiye'ye adaptasyonunu da kolaylaştırmakta. Değerli katılımcılar, proje bazlı çalışmalarla oluşturulan hizmet alanları ve artan ihtiyaçlara cevap vermek maksadıyla bu faaliyetleri hayata geçirdiğimiz Mülteciler Toplum Merkezi'ni 2014 yılında ilçemize kazandırdık. Şunu net olarak vurgulamak isterim. Bizim hayata geçirdiğimiz toplum merkezini diğerlerinden ayıran en önemli özellik bütüncül yapıda hizmet vermesidir. Danışmanlık, yönlendirme ve uygulama hizmetleri bir bütün olarak tek bir merkezden yürütülmektedir. Bu hem kaosu engellediği gibi hem de ihtiyaçlara kısa sürede cevap vererek zamandan tasarrufu sağlamaktadır. Ve aynı zamanda sürekliliğin de önünü açmaktadır. Mülteciler konusu yaklaşık 10 senedir hayatımızda. Temel ihtiyaçlarını mülteci kardeşlerimiz bir şekilde sağlıyorlar. Bu anlamda azımsanmayacak bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ama adaptasyon ve sosyolojik anlamda yeteri kadar ne yazık ki yol kat edemedik. Belediyeler, STK'lar, özel sektör ve yerel medya ile birlikte güçlü ilişkilerin kurulması mültecilerin adaptasyonunu daha kolay bir şekilde sağlayacağı gibi mültecilere karşı oluşan nefretin de önüne geçecektir diye düşünüyorum. Yerelde oluşacak koordinasyonların önemi büyük. Bu anlamda üzerimize düşen sorumlulukları işbirlikleriyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Model olarak Mülteciler Derneğimizin esas alınması veya örneklerden biri olarak görülmesi İstanbul genelinde bu sorunun çözümünü de kolaylaştıracaktır. Toplantımızda çözüm önerileri umuyorum ki mülteciler konusunda bize büyük fayda sağlayacaktır. Sözlerimin burasında mülteciler merkezimizin oluşumunda çok büyük desteği olan başta Mülteciler Dernek Başkanımız Zafer Söğütçü kardeşim olmak üzere yönetimine, çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte kıymetli hocam Murat Erdoğan hocam gibi bize fikirleriyle yol gösteren ve bizimle birlikte yoğun bir şekilde çalışan
hocalarımıza da teşekkürü bizi boş biliyoruz. Ve tabii ki ulusal ve uluslararası STK'lar var. En büyük paydaşımız da Hollanda merkezli bir vakıf. Bu anlamda da yine teşekkürü bir borç biliyorum. Duydunuz değil mi bizi? Evet. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli katılımcılara beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını tekraren diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 5 dakikada önce bitirdim herhalde. Çok başkanlarıma zaman yönetimi konusunda gayet iyiyim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım efendim. Şimdi sosyal uyum konusunda özellikle adını sıkça duyduğumuz Zeytin Burnu Belediyesi'nin çalışmalarını dinleyelim burada. Değerli moderatörümüz, değerli katılımcılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zeytinburnu Belediye'mizin tecrübelerini paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Benim başkanım gibi bir sunumum yok. Ben biraz olabildiği kadar sohbet etmeye, biraz bilgi vermeye çalışacağım bizim deneyimimizle ilgili. Önce Zeytinburnu bilmeyenler için küçük bir Zeytinburnu tarifi yapmama müsaade edin lütfen. Biz elbette her ilçe kendine özgüdür, özgün bir kimliğe sahiptir ama Zeytinburnu'nun çok özgün bir kentsel kimliğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Hemen surlar bizim Fatih ile sınırımız. Fatih Sultan'ın 1453'te otağı kurduğu bir ilçemiz. Tarihi derinliği var. O dönemde deri, kağıt ve barut üretiminde merkezi olmuş ve ayrıca yine o dönemde çok dinli bir yapısı var. Halen ilçemizde başka dinlere mensup yapılar var, bilinen yapılar var. Balıklıurum Manastırı, Sörp Pirgıç Ermeni Hastanesi, Balıklıurum Hastanesi ve bunların mezarlıkları var. O bakımdan Zeytinburnu gerçekten tarihsel olarak da çok kimlikli, çok kültürlü bir ilçemiz. Döneminin klasik sanat merkezlerinden bir tanesi Yeni Kapı Mevlevihanesi yine bizde. Burada Itri ve Dede Efendi yetişmiş. Yine dönemin irfan sahiplerinden Merkez Efendi ve Seyit Nizam'da Zeytinburnu'nda zamanında halkı irşad etmişler. Bendeniz bu görevden önce daha önce Zeytinburnu'nda belediye başkan yardımcısı olarak çalışmıştım. Dolayısıyla 15 yıl yardımcılık belediye başkan yardımcısı olarak çalıştım ve şimdi başkanı bulunduğum belediye yani 20 yıllık bir deneyimden bahsediyorum. Bu 20 yılda sura paralel bölgede büyük bir tarihi dönüşüm gerçekleştirdik. Bu bahsettiğim tarihi alanlar yeniden inşa edildi ve yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Göç meselesine gelince bizim göçle irtibatımız şöyle söylüyoruz. Biz Zeytinburnulular, biz göçle kurulmuş bir şehiriz. Dolayısıyla başından itibaren göçmenleri potasında eritmiş ve yeni bir karma oluşturmuş bir ilçeyiz. Biliyoruz hepimiz eğer insani farklılıkları iyi yönetebilirseniz bu sizin için bir şans haline gelir. Biz Zeytinburnu'nda bu kimliği bu zamana kadar koruduğumuzu ve sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Başından itibaren burası dünyanın ve Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanların bir arada yaşadığı bir ilçe olmuş öteden beri. Osmanlı'nın Balkanlardan çekilişiyle birlikte neredeyse doğuda Ural Altay'dan batıda Alplere kadar, kuzeyde güneye Sina Çölü'ne kadar birçok topraktan numune almış ve onları Zeytinburnu'nda bir araya getirip yepyeni bir karışım elde ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi bundan 10 yıl öncesinde de böyleydi, şimdi de böyle. Zeytinburnu'nun sokaklarında dolaşırsanız her anlamda, her adımda çekik gözlü, sarışın ve mavi gözlü, esmer ve açık denli insanları görmek mümkün. Onların son derece renkli çocukları, aynı geniş sofranın, aynı sevinç ve tasanın çocukları, hepsi Zeytinburnu'nun çocuğu. Peki bunu nasıl başardı Zeytinburnu?
bu insani barış ve huzur iklimi nasıl inşa etti? Önce belirtmemiz lazım ki biz bu 20 yılda, bu son göç dalgasından önce biz hem yurt dışından, Türk dünyasından hem de aslında bir iç göçten de bahsediyorduk. Dolayısıyla o zamandan itibaren bu meseleyi tıpkı Sultanbeyli Belediye'miz gibi bir sosyal belediyecilik kavramı içinde ele aldık. Bunu tek bir çatı altında Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi çatısı altında bir araya getirdik. Burada psikolojik destek ünitelerinden vücut sağlığı taramalarına, uyum ve koordinasyon faaliyetlerinden spor organizasyonlarına, kültür sanat projelerinden çeşitli kimlik ve uyum projelerine kadar birçok alanda uzman kadrolarıyla aralıksız olarak faaliyet gösteriyoruz. Akdem ve benzeri kurumlarımız elbette uzun bir tecrübenin sonunda tesis edildi. Çünkü Zeytinburnu Belediyesi olarak uzun yıllar önce göç meselesine eğildiğimizi söylemiştim. Bunların en önemlisi bizim 2005 yılında Bendeniz'in de tertip heyeti başkanlığını hasbelkader deruhte ettiğim Uluslararası Göç Sempozyumu. O dönem bu sempozyum meselesiyle göçe dair yurt dışından ve yurt içinden bizim ulaşabildiğimiz, bana göre hala gerçekten önemli bir kaynak değeri taşıyan bir çalışmaya imza attık. Bunu sadece bütün bunların akademik disiplin olarak ele alınıp tartışılmasının dışında ayrıca ilçede de göçe dair, göçün aynı zamanda bir sinerji ürettiğine dair büyük bir kamuoyunun da oluşmasına sebep oldu. Yine benzer bir sempozyumu 2007 yılında göç ve kadın olarak bu sefer kadın teması üzerinden tebliğleştirildi. Bütün bunların kaynakları internet sitemizde var, PDF olarak da indirilebilinir. Yine her yıl biz kültür merkezimizde bu göçle gelenlerin, Zeytinburnu'nda göçle gelip yaşayanların kaynaşmalarını sağlamak üzere kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Özel olarak göç temalı işlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi yine 2010 yılında Göç Filmleri Festivali'ni düzenlemişiz. Şimdi Sultanbeyli Belediye Başkanımız rakam verdi. Biliyorsunuz aslında bu kavramları kullanmak da o kadar kolay değil, mülteci demek de o kadar kolay değil. Düzensiz göç diyebiliriz. Bunların sayıları değişken olmakla beraber üçte bire yakın nüfusumuzun üçte birine yakın, yani 50 bin ila 70 bin arasında bir göçmene ev sahipliği yapmak durumunda kaldığımızı biliyoruz. Şimdi dün başka bir oturuma daha katılmıştım ben. Doğrusu çok da istifade ettim. Murat hocamızın yönettiği bir oturumda Ahmet hoca söyledi. Bu meselenin hissiyatla çok ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Göçmenlere dair yaptıklarımızı teker teker sayıp dökecek değilim. Burada arkadaşlar sağ olsunlar uzun uzun dökmüşler. Ben tabii henüz yeni bir belediye başkanıyım. Murat Başkan yaptı. Bir kısmı da müesses hale geldi ama biraz işin duygu tarafını konuşmak lazım. Güzel bir noktaya temas etmişti. O da siyasetin dili meselesi. Üzülerek ifade etmek lazım ki son yerel seçimlerde, burada bir siyasi polemik derdinde olmadığım herhalde anlaşılır. Barbara Hanım da söyledi aslında, bir kişi değiştirebilir dedi. Bu hissiyat, bu göçmenlere tutum konusunda genel olarak siyasetin dikkatli bir üslup kullanması gerektiğini düşünüyorum. Son seçimlerde açıkçası bazı muhalefet partilerinin bu konuda çok hemşehrilerimizi tahrik edici bir tutum sergilediğini üzülerek müşahede ettik. Bunun sonucu şu, gerçekten insanlar bundan rahatsız oldular. Peki ne yapılması lazım? Açıkçası yoğun bir dönem atlattı Zeytinburnu. O da şu, bütün bu göçün insani taraflarının dışında bir taşıma kapasitesi diye bir şeyden bahsettim ben hep. Hemşehrilerimle de paylaştım. Taşıma kapasitemizi aşan bölümlerde gerçekten gündelik hayatta sıkıntılar vardı. Şimdi lerde normale, daha normale dönmüş görünüyor ama şimdi yeniden biz bu normale dönüşten itibaren kente uyum meselesine yoğunlaşıyoruz. Hepimizin yaptığı işleri yapıyoruz aslında. Türkçe kursları, göçmen kadınların el emeklerinden geçim temin etmelerini sağlayacak hususlar, kente uyum servisleri bu vesileyle. Aslında şunu da biliyoruz biz,
hemşehrilerimizin büyük bir kısmı mültecinin kendisinden değil, hepimizin dünyanın her tarafında görülen göçmen davranışları var. Gürültü gibi, kılık kıyafet gibi, yeme içme konusundaki kültür farklılığı dolayısıyla rahatsız olmak gibi. Bütün buralarda aslında uyum sağlanabilirse Türkiye'nin bu büyük sınavı daha iyi vereceğini düşünüyorum. Bu arada elbette söylememiz lazım ki Türkiye olarak büyük bir sınavı verdik, vereceğiz. Birkaç husus daha müsaade ederseniz söyleyeyim, bizim de süremiz var. Yasal altyapı, hocalarımızın da değindiği bir husus. Gerçekten buna ilişkin bizim de hazırlıklarımız var. Tartışıyoruz değerli belediye başkanlarımızla. Bir yasal altyapı da düzeltmeye ihtiyaç var. Gerçekten göçmen ağırlayan ya da göçe maruz kalan ilçelerle hiç maruz kalmayan ilçelerin durumu aynı değil. Bunun düşünülmesi lazım. Şunu çok önemsiyoruz. İlçede hem belediyemizin hem de ilçenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi için üniversitelerin desteğini çok önemsiyoruz. Birçok üniversiteyle, hocalarımızla işbirliği yapıyoruz. Bunların yol göstericiliğini çok önemsiyoruz. Bundan sonra da bunları önemsemeye devam edeceğiz. Birçok Avrupa Birliği projesi bitirdik. Arkadaşlarımız benden önce de bitirdiler. Şimdi çalıştığımız projeler var, yürüttüğümüz. Bunlar gerçekten ilçede başka bir havanın da oluşmasını sağlıyorlar. Bunları da önemsediğimi söylemek istiyorum. Netice itibariyle Hüseyin Başkanımız da söyledi. Kamuoyunun önündeki aktörlerin, ilçelerimiz açısından yerel medyanın, yerel basının ve siyasetçilerin çok dikkatli bir üslupla bu maruz kaldığımız göçü ilçelerimiz için ve ülkemiz için elbette bir avantaja dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Buna biz maruz kaldık ve şu yine dün başka dinlediğim bir oturumda da konuşuldu. Hepimiz biliyoruz bu göçmenlerin bir gün tamamen memleketlerine geri dönecekleri üzerine bir varsayımla yürümeye imkan yok. Dolayısıyla burada var olanların kentin kurallarına uyarak ve buradaki huzuru, sükûnü sürdürebileceğimizi düşünüyorum. Ben de organizasyon emeği geçen başta Marmara Belediye Birliği olmak üzere bütün arkadaşlarımıza ve siz değerli dinleyicilerimiz hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkürler başkanım. Nihal Hanım, sizin de aslında birçok ülkede, birçok ülkeden örneklere tanık etmişliğiniz var. O ülkelere dair örnekleri alalım, özellikle Council of Europe bünyesinde yaptığımız çalışmalar üzerinden. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Burcuhan. En başta da yine Marmara Belediyeler Birliği'ne böylesi prestijli bir organizasyonu çok da şahane bir şekilde koordine edebildiği için teşekkür ediyorum. Parçası olmaktan da büyük gurur ve onur duyuyorum. Özellikle de birazdan değineceğim konu aslında doğrudan bizim Türkiye'deki belediyeleri ilgilendiren bir konu. Çoğu zaman bu belediyelere nasıl ulaşabilirim bir akademisyen, bir Avrupa Konseyi adına çalışan uzman olarak derken bana şahane bir fırsat yaratmış oldunuz. O yüzden bunun sonrasında da umarım birçok işbirliğinin kapısını yine açıyor oluruz. Şimdi ben nacizane son yüksek lisans doktora sürecimi Fransa'da tamamladığım için Strasbourg'da Avrupa Konseyi ile çalışma fırsatı yakaladım. Avrupa Konseyi'ni bu anlamda önemsiyorum. Biraz makus bir kaderi var Avrupa Birliği ile karıştırıldığı için. Ama Avrupa Birliği değil, başka bir uluslararası kuruluş sizin birçoğunuzun bildiği üzere. Neden daha önemli? Çünkü aslında 1949'da kurulan bu örgütün Türkiye kurucu üyelerinden bir tanesi. Yine daha önemli gördüğüm bir nokta var ki Türkiye'nin o dönemden itibaren çok etkin olarak varlığını gösterdiği bir uluslararası örgüt. Bugünkü Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı'na seçilmiş ilk Türk ve hatta en genç Müslüman başkan olması niteliğini taşır. Ben de o dönem kendisiyle Parlamenterler Meclisi'nde çalışma fırsatı bulmuştum konseyde. Yine bugünün de konusu olan yerel ve bölgesel yönetimler kongrenin de bir böyle bir alt dalı vardır. Orada da yine zamanın dönemin Gelibolu Belediye Başkanı Yavuz Mildon'un maalesef rahatsızlığı dönemiyle o dönem ayrılmak durumunda kaldığı ama çok güzel yürüttüğü bir başkanlık süreci vardır. Türkiye'nin bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'den delegasyonu 18 milletvekiliyle temsil edilir ve yine bugün konuştuğumuz yerel ve bölgesel yönetimler de aslında belediye başkanlığı
Bakanları nezdinde orada yine 18 kişiyle temsil edilmektedir. Bu hafta bugün mesela Strasbourg'da Parlamenterler Meclisi var. Ayın sonunda benim de katılacağım Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi var. Yani çoğu zaman Türkiye ne kadar Avrupalı, Avrupa Birliği'nin ne kadar parçası, adaylık süreci niye bu kadar uzuyor derken aslında Avrupa Konseyi'ndeki bu pozisyonunun bir bakıma Avrupalı olduğunu, birçok boyutuyla ve bu sürecin içerisinde olduğunu ve bu devletlerle işbirliği içerisinde olduğunu göstermesi bakımından önemli. Ki Avrupa Konseyi bu anlamda 47 üyesi olması itibariyle biraz daha kucaklayıcı diye görülüyor. Şimdi bunun benim özellikle beraberinde çalıştığım Intercultural Cities Program dediğimiz Kültürler Arası Şehirler Platformu var. Çok tesadüf değildir benim o birimle çalışmam. Çünkü doktora tez konum biraz da Türk kökenli sadece olmamakla birlikte bizi de ilgilendiren bir konu Avrupa'daki göçmenlerin ve göçmen kökenli ikinci, üçüncü jenerasyonun topluma entegrasyonu çalışmaktı. Bu süre zarfında ben Kültürler Arası Şehirler Platformu'nu tanıma fırsatı buldum. Konseyin bir alt birimi olan. Nasıl ki Avrupa Konseyi'nin üyesi devletler var ise ve Türkiye bunlardan bir tanesi ise Kültürler Arası Şehirler Platformu da aslında doğrudan belediyelerin üye olabilmesini sağlayan bir yapı. Aslında sizin dolaylı olarak Avrupa Konseyi'nin üyesi olmanızı sağlayacak bir yapı. İncelediğim zaman çokça prensip, çokça aslında faydası görülebilecek bir oluşumken ki birazdan nispeten detaylarını anlatmaya çalışacağım. Bugün 139 kadar belediye ile temsil ediliyor. Sadece Avrupa coğrafyasından değil, konsey Avrupa ülkeleriyle sınırlı ama Intercultural Cities programı bu anlamda daha esnek. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya'dan, Kanada'dan bile üye olan belediyeler var. Ben bunu çalışırken bir baktım, herhangi bir Türk belediyesi içerisinde yok. Acaba bu bir siyasi refleks mi diye düşündüm. Başka bizim bilmediğimiz duruşu mu var Türkiye'nin bu anlamda diye düşündüm. Onun üzerine araştırma yaptım. Gerek diplomat gerek o dönemde delegasyonumuzun heyeti olan kişilerle çok bilinmediğini fark ettim. Bunun üzerine aslında bu bir hata değildi. Belki o dönem için bir eksiklikti ama ne yapılabiliri sorguladık. O dönemde biraz tesadüfi Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı, kulaklarını çınlatalım Mustafa Dündar, Strasbourg'daydı. Yerel Yönetimler Kongresi'nin bir toplantısına katılmıştı. Tam da Suriyeliler konusunu konuşmak üzere. Başkanla bunu konuştuğumuz zaman vizyon sahibi bir belediye, buradaki birçok belediyemiz gibi, konuşan başkanlarım gibi ve hemen parçası olmak istediklerini söylediler. İlk Türk belediyesi bu sayede Bursa Osman Gazi olmuştur 2018'in başında. Benim biraz da Çanakkale'de şu an öğretim üyesi olmam vesilesiyle yine yaptığımız toplantılardan bir tanesinde Çanakkale'nin Kepez Belediyesi şu an için yeniden aday değildi, başkan değil ama Ömer Faruk Mutan Beyefendi'nin kulaklarını çınlatalım. Hocam biz de parçası olmak istiyoruz dediler ve tam da Bursa Osman Gazi ile aslında paslaşarak, istişare ederek bu süreci tamamladık ve onlar da ikinci üyesi oldular. Gönül ister ki Türkiye'den çok daha fazla belediye böyle bir yapının içerisinde olsun. Bunun birkaç boyutuyla gerekli olduğunu düşünüyorum. Birincisi hep söylediğimiz bir şey var. Yerel yönetimler bu konunun en mağdurları aslında. Hep bir tabirden yola çıkarak gitmekte fayda var. Mülteci krizi diyoruz. Aslında çok doğru bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ifadeyi kullanma biçimimiz bizim aslında geliştireceğimiz stratejiler açısından da önemli. Bunun bir mülteci yönetim krizi olduğu vurgusu yapmak galiba daha sağlıklı olacak. Yani doğru yönetilmeyen durumlar orada bir toplumsal kriz veya sorun alanı doğurur. Bu nedenlidir ki aslında sorunun muhatabı ve sorunun sebebi mültecilerin kendileri değildir. Buradan bir tık öteye götürdüğümüz zaman ben şunu söylüyorum, diyorum ki aslında mağdurlardan biri de yerel yönetimler. Çünkü yerel yönetimler bugüne kadar yerel kapasiteleriyle bulundukları bölgenin vatandaşına hizmet esasıyla çalışıyorlardı. Ama bugün gelinen bu Suriye göçü dalgası sonrasındaki yeni şekillenen Türkiye ile İşte mevzuatları bile başkanlar söyledi. Mevcut belediye mevzuatının bile kısmen, hatta çoğunlukla belediyenin iradesiyle, yetkisiyle nispeten de risk alarak Suriyelilere hizmet verebildiği, mültecilere hizmet verebildiği bir ortam yaratırken, bütçeleri bu anlamda kısıtlıyken ve bugüne kadar çok da ihtiyaç duymadıkları bir uluslararası vizyonu yokken, çünkü malum yereller ve böyle bir ihtiyaç yoktu ama bugün kendi yanı başlarında uluslararası STK'larla, yabancılarla bir sürü akademisyenle yüz yüze bakıyorlar, bir araya geliyorlar. Böyle bir teknik altyapıları var mıydı? Yabancı dil bilen belediye çalışanları var mıydı?
Belki bir iki kardeş belediyeleri vardı Avrupa'dan ama bunun ötesinde ne yapılabilirdi? Bu konuda bir boşluk vardı. Haliyle mağdur olanlar aslında belediyelerdi. İşte tam da bu noktada bugün ben birebir belediyelerle çalıştığımda hocam ne yapılabilir bu Suriyelilerle ilgili denildiğinde aslında zor gözüken ama basit olan bir nokta da var başlamamız için. Şunu söylüyorum, bir sabah uyandığımız zaman bize bir ilham gelmeyecek ve bu ilhamla inanılmaz projeler üretip birden bütün bu sorunu çözmeyeceğiz. Ve dünyayı da bu anlamda yeniden keşfetmek zorunda değiliz. Sadece biraz daha etrafımıza bakmak durumundayız. İşte eğer Intercultural Cities programı gibi programlara belediyelerimiz dahil olabilirse bu anlamda hem Avrupa Konseyi'nin geliştirmiş olduğu prensipler, yol haritaları nelerdir kendi deneyimlerine dayanarak bunları bizzat görme, bizzat bunlardan faydalanma şansı sağlayacaklar. Hem aslında birden buradaki bir belediyemiz yani Sultanbeyli Belediyesi, Beylerbeyi veya Zeytinburnu Belediye Başkanımız bir seferde bugün 139-140'a yakın başka Avrupa'da veya dünyadaki belediye başkanlarıyla aynı masaya oturur pozisyonda olacak. Haliyle deneyimlerini paylaşacak, haliyle ortak sorunlar olduğunu da görecek ve bu ortak sorunlara ortak cevaplar bulabileceğiz mi diyecek. Yine bir başka tecrübem, yine konseyde yaptığım çalışmaların bir tanesinde iyi uygulama örnekleriyle ilgili bir web sitesi tasarımı yapılıyordu ve bunun Türkçesinin sorumluluğu bana verilmişti. Bununla ilgili elimizde bir ham data veri vardı ve ben bunu sadece Türkçeleştirilmesi üzerine bir çalışma yapıyordum. Tonlarca ülkenin tonlarca belediyesiyle ilgili iyi uygulama örneği girdim ama kendi ülkemle ilgili hiçbir veri giremedim. Bu bizim ülkede bir şey yapılmadığından değildi. Aksine bugün görüyoruz ki gerçekten Türkiye'nin bu Suriyeli mültecilerle olan mücadelesini veya onları topluma entegre edebilmesini birçok noktada bizim riyakar gördüğümüz bazen Avrupa bile şapka çıkararak karşılıyor. Bu nedendi? Yine bu çok bilinmemesindendi. İşte eğer bu tarz platformlara üyelik artarsa bu sayede en azından biz Gaziantep modelini, biz Sultanbeyli'nin çalışma modelini, biz Zeytinburnu'nda yapılanları biraz da Avrupa'ya gösterip onlara rol model olabilmenin kapısını açacağız diye düşünüyorum. Bu anlamdan da yine önemli görüyorum. Bu tarz oluşumların parçası olmak da çok zor değil. Bu inisiyatifte ve dilekte olduğunuzu beyan ettikten sonra sizinle çok kısa bir şehrin profilini tanıyabilmek amacıyla bir anket çalışması yürütülüyor ve sonrasında da Avrupa Konseyi'nden bir grup heyet, uzman dediğimiz heyet, şehre gelerek ilk study visit dediğimiz çalışma ziyaretini gerçekleştiriyor. Sonrasında da çok kapsamlı bir rapor çıkıyor. Yine akla gelen bazen bir soru işte Avrupa'dan geliyorlar, bizi denetlemeye mi geliyorlar? Çok haksız sayılmazsınız. Avrupa Birliği üzerinden kurguladığınız bir Avrupa uluslararası örgütlenmesi zihninizde varsa sadece. Ama bu tarz yapılar biraz daha gerçekten pratik hayata dair belediyelere tam tersi hizmet verebilme esasında olduğu için belediyeyi denetlemeye değil, belediyeyi ve yeni ortağını, çünkü üye olacak yakın zamanda, tanımak amacıyla geliyor. Ve bu tanışıklık sonrasında da bizim özellikle alanda da faydasını gördüğümüz hazırladığımız raporlar, ki ben Bursa'nın ve Kepez'in raporlarında konseyin uzmanı olarak yer aldım ama aynı zamanda tabii Türk vatandaşı olmanın, Türkiye'den gelmenin ve belediyelerle çalışıyor olmanın da iki şapkalı bir avantajını kullanmış oldum. Örneğin biz Bursa için bir çalışma ziyareti sonrası rapor hazırladığımızda Bursa'ya şunu göstermiş oluyoruz. Bazı tavsiye niteliğinde kararlar veya işte ne yapabiliriz hocamın cevabı olan iyi uygulama örneklerine referans gösterdiğimizde bakın aslında sizin profilinize, yapınıza benzeyen Avrupa'da çok fazla belediye var. Bunu ortaya koyuyoruz. O belediyelerde de bu tarz çalışmalar yapılıyor. Siz de belki bundan esinlenirsiniz. Hatta belediyeler böyle bir raporla karşılaşınca hocam acaba bunun bir ötesine gidip bizi o belediyeyle buluşturabilir misiniz diyorlar. İşte tam da o noktada üye oldukları bu Kültürler Arası Şehirler Platformu ve Avrupa Konseyi bunu yapmakla yükümlü. Bu anlamda tabii hem size inanılmaz yeni bir ağ katması hem de bu ne yapabiliriz yerelde bu mültecilerle dediğimiz noktada iyi uygulama örneklerini size çok daha kolay bir biçimde ulaştırabilmesi bakımından önemli olarak görüyorum. Bir de bununla beraber yine vurgulamak istediğim bir şey var. Krizi fırsata çevirmek aslında en çok kullandığımız ifade. O nedenledir ki mümkünse bu Suriyelileri bir kriz, bir sorun alanı görmenin ötesi. Açık kapı politikası yerinde miydi, değil miydi? Geri dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Bu sorgunun ötesinde artık şu an bizlerle birlikte olan ve nispeten bir kısmı geri dönse bile kalacak olan mültecilerle, Suriyelilerle nasıl bir arada huzur içinde, refah içinde yaşayabiliriz buna bakmak lazım ama eğer sadece bunun üzerinden kurgularsak onları tölere etmek düzeyinde kalırız. Bunu da hazmetmek zaten
İnsan doğası gereği zordur ama o insanların hepsinin birer kapasitesi olduğunu bilirsek ve o kapasitenin aslında bizim lehimize, hatta yerelde daha çok lehimize kullanılacağını görürsek bir avantaj olur. Türkiye bu anlamda aslında söylediğim kapasite kullanımının bizzat şahidi olan ve bugünün Almanya'sını, bugünün Fransa'sını kalkındıran, ekonomik anlamda parmağına basmış bir ülke. Bu söylediğim hikaye 60-70'li yıllarda Türkiye'den göç eden ve o dönemin Avrupa'sını misafir işçi olarak kalkındıran grubu söylüyorum. Elbette çıkışı itibariyle aynı nokta değil. O zaman tam tersi planlı bir göç hareketi vardı ve Avrupalıların davetlileri olarak gitmişlerdi. Ama bugün savaştan kaçıp gelseler bile gelen Suriyeliler bir Suriyeliler de desek, insan olmanın da ötesinde her birinin kendi kapasitesi ve yetenekleri var. İçeriden bir örnek de vereyim. Her şey çünkü sadece Avrupa için değil. Geçen sene İltica Göç Araştırmaları Merkezi ile bir saha çalışması yapıyorduk. Sultanbeyli'de de hatta yaptık. Çok da kahrımızı çektiler sağ olsunlar. Bir de Hatay'da çalışıyorduk. Yayladağ kampındaki müdürlerle görüştüğüm zaman dediler ki hocam biz bir Avrupa Birliği projesi aldık. Bizim 7 senedir burada işlenmeyen bir tarlamız vardı. Kimseyi çalıştıramıyorduk. Halbuki bizim çileğimiz meşhur. Yani biz çilek üretiminde iyiyiz. Ve dedik ki acaba neden kampta çalışan Suriyeliler bu çilek üretimini yapmasınlar? Avrupa Birliği desteğiyle böyle bir proje aldığımız zaman sonrasında proje tamamlandığında yaklaşık 500 tona yakın bir çilek üretimi. Bu sayede bundan faydalanabilen, yani en azından üretimden kazandığıyla geçinebilen 43 aile, mülteci aile ve ortalama 250 kişi. Tabii Yayladağ'da da bu çileğin yeniden piyasaya sunulması, satılması, yenilmesi, yani çok küçük gözüken basit bir aslında uygulama ve tabii ki uluslararası destekle ne hale gelebiliyor. Bunun nice örnekleri de aslında yine bizlerde ve sizlerde var. O nedenledir ki işte kapasite kullanımı bir noktada buradan başlar diye de düşünüyorum. Bununla birlikte tekrar son olarak aslında burada vurgulamak istediğim soru cevapta sorularınız olursa ona bakarım ama belediyeler açısından eksik olan sorunların birçoğunu bugün konuştuğumuz aslında Avrupa'daki belediyeler açısından da konuşuyoruz. Yine konseyin yerel ve bölgesel yönetimler kongresine kabulden entegrasyona yerel yönetimlerin rolü nedir diye bir rapor hazırlığında uzman olarak çalışmıştım. Emin olun tavsiye kararlarına veya oradaki sorun tespitine baktığımız zaman işte çoğu zaman mali bütçe darlığı, idari bazı aksaklıklar, hatta çok daha hızlı ve çalışkan yerel yönetimler ama onun hızına yetişemeyen asıl ulusal yönetim ve idareler. Örneğin Norveç'in Bergen şehrinde yaptığımız bir çalışmada, Bergen ikinci büyük şehri Norveç'in, her anlamda aslında mülteci kabulüne hazırlardı, kendilerini hazırlamışlardı, teknik altyapılarını sağlamışlardı. Çoğunlukla tabii uluslararası işbirlikleriyle maddi kısıtlarını bu anlamda çözmeye çalışmışlardı. Ama mülteci gelmiyordu. Çünkü Norveç aslında yönetim olarak bu mülteci prosedürlerini işletmekte çok ağırdı ve dediler ki biz aslında tabandan bu anlamda bir baskı yaptık ve dedik ki bu süreci hızlandırmanız lazım. Çünkü bizim kapasitemiz var. Siz aslında burada insanları mağdur ediyorsunuz. Hazırız, bize göndeririz deyip böyle bir tersine etkiden de bahsetmişlerdi. Yani bu anlamda yerelin kendi kapasitesinin, gücünün farkına varması ama eksiklerinin de tabii bir şekilde çözülebilmesi gerekiyor. Bu sadece mevzuat değişiklikleriyle olabilecek bir şey de belki değil. Vizyon değiştirmekle de çok alakalı. Ve uluslararası ortaklıklarının da önünün açılması. Yine kulağını çınlatalım. Türkiye Belediyeler Birliği bu anlamda güzel bir inisiyatif olmuştu. Şu anda da Murat Hocam'la birlikte onun hazırlığını yapmaya çalışıyoruz. Bizim de çalışanlarımızın bilmediği çok şey var. Farkında olmadan bir de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dediler. Mesela bir modül çalışmamız var şimdi. Nedir bu konu tam anlamıyla? Tarihsel arka planı ne? Kavramlar ne? Avrupa'daki iyi örnekler ne? Böyle bir çalışma ve bunun belki sonrasında da bunun belediyeler üzerinde eğitiminin gerçekleşmesi. Yani o nedenle mağdur olan belediyelerin aslında ellerinde çok ciddi kapasiteleri, potansiyelleri de var. Yeter ki niyet bunu biraz daha geliştirmek ve ilerletmek olsun. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sözümü de tamamlıyorum. Çok teşekkürler. Avrupa Konseyi'nin Kültürel Arası Şehirler Programı'na üye olmak isteyen belediyelerimizi o zaman oturumdan sonra sizin yanınıza davet ediyoruz. Şimdiki konuşmacımız Sayın Mehmet Murat Çalık. Bir şehir plancısı olarak aslında siz göçmenlere bakış açınız nedir, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz dinlemek isteriz. Evet, herkese merhaba. Ben de öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve gerçekten çok faydalı toplantılara imza atan Marmara Belediyeler Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Sabah
başka bir oturumdaydım. Kentsel dayanıklılık konulu bir oturumdu. Bugün göçü konuşacağız. Benden önce konuşan konuşmacılardan ciddi bilgilendiğinizi, bilgiler aldığınızın farkındayım. Dolayısıyla ben de Beylikdüzü'nde bu süreci nasıl yönetiyoruz, bu sürece nasıl katkı veriyoruz onu anlatmaya gayret edeceğim. Ama öncelikle göçün kavramsal bir tanımını yapmak gerekir diye düşünüyorum. Doğaya baktığımızda kuşların neden göç ettiği, olağan göç zamanları vardır kuşların ama olağan dışı göç zamanları da vardır. Kendi yaşam alanlarına müdahale ettiğinizde göç ederler. Dolayısıyla doğal yaşamlarında daha kaliteli yaşam ortamlarını kendilerine sağlamak adına göç ederler. Şayet olağan dışı koşullar ile doğal yaşam alanları bizim için daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için aslında göç etmemizin gerekçelerinden bir tanesi. Bir de insan hareketlerini düşündüğümüzde dünyada milyonlarca insan aslında yer değiştiriyor, göç ediyor. Bunlardan yaklaşık 71 milyonu mülteci olarak yer değiştiriyor. Ve çok acıdır ki 71 milyonun yaklaşık yarısı çocuk. Ve çocukların göç etmesi, adaptasyon sağlamasının ne kadar güç olduğunu biz kendi bölgemizde de yaşıyoruz. Türkiye'de dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'de toplam 3 milyon 600 bin civarında kayıtlı Suriyeli, ilaveten de 365 bine yakın diğer uyruklardan mülteciler barındırıyor. Diğer bir konu ise aslında bizim iç göç meselemiz. Kentlerin aslında bir de karşı karşıya kaldığı iç göç meselesi var. Türkiye'de kırsaldan kentlere doğru bir akım var ve sürekli iç göç yaşanıyor. Bu konuda KONDA'nın verilerine göre son 40 yıla baktığımızda aslında ülkemizde 18 yaş altında 57 milyon insanın yaklaşık 31 milyonu göç etmiş. 1950 yılında 21 milyonluk olan ülkemizin nüfusunun %75'i kırsalda yaşarken bugün o oran %16'lara kadar gerilemiş kırsalda yaşayan insanlarımızın oranı. Kentlerde %75 oranında insanlarımız yaşıyor. Aslında bunu köy kavramıyla ele aldığınızda bu oran %7'lere kadar düşüyor. Bugün 81 milyon ülkemizde ülkenin yarısı 11 tane metropolde yaşamak durumunda. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde nüfus projeksiyonu Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 87 milyona yükseleceğini tahmin ediyor. Ve bu 87 milyonun %65'i 15 tane metropolde yaşamaya başlayacak. Dolayısıyla bu veriler aslında yerel yönetim sorununun, göçün, iç göçün, dışarıdan gelen mültecilerin nasıl bir yerel yönetim sorunu olduğunu karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla merkezi yönetimle birlikte yerel yönetimlerin daha fazla yetkilendirilmesi ve rol alması gerekiyor. Bu göç hareketlerinin merkezinde İstanbul var. Çok hızlı bir nüfus artışı var İstanbul'da. Kentte ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara yol açıyor bu göç hareketleri. Kent yaşamına uyum sağlayamayan topluluklar bir süre sonra toplumsal adaptasyon konusunda da sorun yaşıyor ve bu durum çeşitli krizlere sebebiyet veriyor. Ne gibi sorunlar ve krizlere yol açtığına bakarsak, ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel, asayiş ve kamu düzenine ilişkin sorunlar yaşıyoruz kentlerimizde. Türkiye'de yapılan
son kamuoyu araştırmalarına göre Suriyeli göçü sorunu Türkiye'nin en önemli sorunları olarak görülüyor vatandaşlarımız tarafından. Bu durumu çok iyi anlamak ve iyi analiz etmek zorundayız. Türk halkı başlangıçta Suriyelileri büyük bir misafirperverlikle karşılamıştır. Ama Suriye'deki istikrarsızlığın uzun sürmesi ve bir de buna ülkemizde yaşanan ekonomik kriz eklenince dolayısıyla insanlarımızda huzursuzluklar artıyor. Peki biz Beylikdüzü olarak bu konuların neresindeyiz? Beylikdüzü batı yakasında, İstanbul'un batı yakasında çevresiyle, çeperiyle yaklaşık 2-2,5 milyon nüfusu barındıran ve yoğun göçün olduğunu, mülteci göçünün de yaşandığı Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece'nin çeperinde bir yerleşim ve sanayisiyle, limanıyla, organize sanayisiyle istihdam sahaları da var. Yaklaşık 3852 hektarlık bir alana sahibiz. 12,5 kilometrelik bir kıyı bandına sahibiz. 330 bine yakın nüfus barındırıyor Beylikdüzü. Aynı zamanda sanayi, organize sanayi ve limana çalışmak için gelen yaklaşık 150 bin kişi ilaveten çalışmak için geliyor Beylikdüzü'ne. Bu slaytta, bir sonraki slaytta Beylikdüzü'nde yaşayan nüfusun nerelerde yoğunlaşmış olduğunu görüyorsunuz. Biraz daha E5'e yakın bölgelerde, kooperatifin olduğu bölgelerde yoğun bir nüfus yapılanması var. Tüm bu veriler doğrultusunda meseleye baktığımızda hem iç göç hem de dış göç konularına yönelik makro düzende devlet politikalarının ehemmiyetiyle karşı karşıyayız. Beylikdüzü'nde 2008 yılında 185.633 olan nüfusumuz bugün 350 bin sınırlarına yaklaşmış durumda. Bu ne demek? Son 10 yılda yaklaşık 146 bin kişilik ilave göç almış demek, nüfus artışı almış demek. İlçemizde kütüğü olanların sayısı, İstanbul'a kütüğü bağlı olanların sayısı %20'lik bir nüfusa karşılık geliyor. Peki Beylikdüzü nereden göç alıyor? Karadeniz'den alıyor, Doğu Anadolu'dan alıyor, İç Anadolu'dan alıyor ve biz normal yaşamımızda hemşerim memleket nere sorularıyla çok muhatap oluyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yaklaşık 20.250 kayıtlı Suriyeli, Afgan, İranlı, Iraklı ve Türkmen mülteci yaşamakta. Bunların 16.854 kişisi ikametli, 3.475 kişisi ise geçici koruma altında yaşamakta. Her ne kadar bu sayılar Beylikdüzü'ne ait olsa da yakın komşuluğumuzda yer alan ilçelerdeki mültecilerin yoğun olarak yaşamasından ötürü bu konunun aslında bölgesel ölçekte ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Biz belediye olarak ne yapıyoruz? Yasal mevzuatın yerel yönetimlere verdiği yetki çerçevesinde hizmet üretmeye gayret ediyoruz. İlçemizdeki nüfusa eğitim, gıda, danışmanlık, eşya ve giyim hizmetleri ve destekleri veriyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 2016 yılında göç hizmetleri birimini kurduk. Az önce belirttiğim hizmetleri Kadın Aile Müdürlüğümüze bağlı göç hizmetleri birimi ile yaptık bugüne kadar. 2018 yılında ise Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı olan VALF ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir protokolünü imzaladık ve sosyal koruma masası kurduk. Böylelikle psikolojik, hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerini de şu an Beylikdüzü Belediyesi olarak vermeye başladık. Sosyal koruma masasını aslında üç başlık altında hizmet veriyoruz. Sosyal yardım hizmetleri,
sosyal uyum çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri. Burada sosyal uyum çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri yapıyoruz. Türkçe dil kursları veriyoruz. Uluslararası Göçmenler Günü faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kadın odaklı etkinliklerimiz oluyor. Çocuklara dönük uyumlaştırmalarına dönük etkinlikler yapıyoruz. Danışmanlık hizmetlerinde sosyal koruma masası vasıtasıyla maddi yardım taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Eğitim talepleri, sağlık alanında desteklenmesi ve psikolojik destek. Türkiye'deki göçün etkin yönetiminde belediyelerin çok önemli bir rol üstlendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Göç yönetiminin temelini iyi anlatmak gerekir. Belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm Beylikdüzü Belediyesi'nde Marmara Belediyeler Birliği'nin verilerine göre yaklaşık 7000 Suriyeli mülteci yaşıyor. Yine aynı rapora göre Beylikdüzü İstanbul'da en yüksek yaşam kalitesinde yer alan, sahip olan ikinci ilçe olarak belirtilmiş. Sosyal koruma masasında hukuki danışmanlık meselelerine bakınca geçici koruma başvurusu, kimlik taşıma, yenileme, düzeltme ve benzeri hizmetleri yapıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz altında 2016 yılında kurulan Göç Hizmetleri birimiyle ve sosyal sorumluluk masasıyla hizmet üretmeye gayret ediyoruz. İlçemizde yaşayan yabancı uyruklu bireylerin ülkemize, ilçemize uyum süreçleriyle ilgili sosyal hizmet politikalarını yürütüyoruz. Sosyal hizmet müdahalesiyle sosyal destek hizmetleri ve sosyal yardımlar konusunda destek vermeye gayret ediyoruz. Yine ilçemiz sınırlarında ikamet eden yabancı uyruklular için mümkün olduğunca her daim kırtasiye, okula giden çocuklar için kırtasiye hizmetleri vermeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda kadınlara meslek edindirme ve hobi kursları, çocuklar ve kadınlar için spor kursları düzenliyoruz. Çocukların okullaştırılmasına fayda sağlıyoruz. Kişisel gelişimlerine destek vermeye gayret ediyoruz. Sonuç olarak göç konusu büyük ölçekli kamu yönetimi gerekmektedir. Türkiye'deki göçün etkin yönetiminde belediyeler çok önemli roller üstlenmesi gerekir. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan göçmen, sığınmacı grupların sosyal yaşama adapte olabilmeleri adına her türlü etkinliği, çalışmayı yürütüyoruz. Fakat tüm bu çalışmalara rağmen ülkemizdeki yoğun göçün olumsuz etkileriyle mücadele etmek için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç var. Bize artık yeni bir vizyon gerekiyor. Sorunun kökenine yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmadıkça yereldeki sosyal koruma ve uyum çalışmalarının kalıcı çözüm getirmesi mümkün değildir. Ben ülkemizde bu sorunun idrak edilmesi için göç konusunda acilen ciddi bir paydaş analizinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Göçmen sorununun tüm paydaşları nasıl etkilendiklerini verilerle birlikte derinlemesine analiz edilmeye ihtiyacı var. Biz belediye olarak elimizden geldiğince toplumsal gerilimi önlemeye çalışsak da geniş çaplı bir Suriye analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Kaç kişiler, ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar, çocukları okula gidiyor mu? Bunların güncel olarak bilinmesi gerekiyor. Bu araştırmalar fonlardan yararlanabilmemiz açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu durumu uluslararası platformlarda çok iyi anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Makro düzeydeki stratejik planların yerel yönetimlerdeki
kılcallara kadar istikrarlı bir şekilde indirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuya çok önemli bir misyon edinerek el attığını biliyorum. Ve ben biliyorum ki bazı meseleler siyaset üstü tutulması gereken meselelerdir. Ve ben burada şehir plancısı kimliğimle kentlerin geleceğinin endişesini yaşayan bir şehir plancısı belediye başkanı olarak ben şunu söylüyorum. Bu iş bütün paydaşlarıyla ele alınırsa, bütün bileşenleriyle ele alınırsa ve bu konuya siyaset bulaştırılmazsa ancak çözülebilecek bir konudur. Süremi de 48 saniye geçmiş bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Aslında süreye çok iyi riayet ettikleri için teşekkür ederim. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Ben online app üzerinden bir sürü soru aldım. Bazılarını harmanlayarak sormaya çalışacağım ama hepsini sormaya ne yazık ki vaktimiz yok. Barbara, we can start with you. Sizinle başlayabiliriz Barbara. Sizin için bir sorumuz var. Bugün akıllı kentlerden bahsediyoruz. Öte yandan akıllı kentler felaketler yaşıyorlar. Mesela Halep'i düşünecek olursak. Dolayısıyla bu kentlerin diğer kentlere yetişmesi nasıl olacak? Akıllı liderlerin eksikliğinde. Şimdi net olarak soracağım. Geride kalan kentler nasıl diğerlerini yakalayacaklar diyorsun. Sen tamam, soruyu şimdi gördüm ekranda. Harika. Soru kentlerin deneyimiyle ilintili mi? Yani felaket yaşayan kentlerle mi ilintili? Halep gibi mesela. Tüm yeniden baştan yapılması gereken kentlerle mi ilintili? Ve burada gereken şey aslında uluslararası destek tabii ki. Yeniden oluşturmak için. Ve bunun ötesinde siyasi bir çözüm gerekiyor. Suriye'deki duruma. İkinci soruyu biraz farklı okuyorum. Çünkü burada soru bu kentlerin nasıl diğer kentleri yakalayacağına ilişkin diyorsunuz. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Marrakeş'te çok ilginç tartışmalar var bununla ilintili. Biraz da eski aslında kent etnileştirme. İşte burada kentler bir araya geliyorlar, mücadele eden kentlerle ve belediye başkanları da mesela döngüsel göçe izin veriyorlar ve bunların bazılarının devreye girdiğini görüyoruz. Bu son derece doğrudan bir yöntem bence kentlere yardım etmek adına. Böylece yine kentler yakalayabilecekler. Halep örneğine bakacak olursak, Halep'in tabii ki çok fazla şey yapması gerekecek. Kentler çözümün bir parçası olabilir bu noktada diye düşünüyorum. Teşekkürler. Toplumsal uyumla ilgili yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz. Öncelikle tebrik ediyorum değerli katılımcımız. Sorum bunun yansımasına yönelik. Mesela ilçenizde Suriyelilerin karıştığı suç olayları var mıdır? İlçenizdeki Suriyeli suç oranı nedir? Teşekkür ederim. Mültecilerle ilgili yaptığımız çalışmayı sadece mültecilerle ilgili yapmıyoruz. Olağanüstü bir durum söz konusu oldu. Neticede biz davet etmedik. Misafirlerimiz Türkiye'ye gelince Sultanbeyli'mize de gelmiş oldular. Bu anlamda onlarla ilgilenirken aynı zamanda kıymetli hemşehrilerimizin de sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan iyi bir şekilde sürecin yönetilmesi noktasında ciddi bir gayretimiz oldu. Biraz önce özet geçmeye çalıştığımız işte adaptasyon süreci nedeniyle örneğin Sultanbeyli'de emniyet kayıtlarımızda bu anlamda hiçbir olaya şeyimiz yok. Bir Suriyeli iki aile arasında bir kavga var. Onun dışında bu anlamda herhangi bir problem yok. Tabii mülteciler merkezimiz bizim ani müdahale de edebiliyor.
problem olduğunda veya işte problem olma ihtimalinde Emniyet Müdürlüğümüz hemen mülteciler merkezini de olayın içerisine dahil ederek olayları çok kısa sürede olmadan da önlemiş olabiliyoruz. Yeterli umarım herhalde. Evet, zaten Sultanbeyli Belediyesi diğer ilçedeki bütün diğer kamu kuruluşlarıyla, bütün NGO'larla, STK'larla çok yakın ilişki içerisinde. Dolayısıyla ilçe emniyette olan bu ilişkinizde soruya gayet açık yanıt veriyor. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Mer başkanım, şimdi size iki soruyu harmanlayarak yöneltmeye çalışacağım aslında. Bir konuşmacımız şöyle sormuşlar. Hayriye Erbaş'ın Göç ve Göçmenler kitabında göçmenlerin göçtükleri ülkeleri terk etmediklerinden örneklerle bahsediliyordu. Yani göçmenler aslında geliyorlar ama ülkelerini çok da terk etmiyorlar. Kültürel kodlarını kendileriyle birlikte taşıyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda belediyelerin bir planı var mıdır? Sizin belediyenizin bir projesi var mıdır? Bir de diğer tarafından aslında konuya yaklaşan bir arkadaşımız, mültecilerin ülkemize ve diğer ülkelere kültürel olarak bıraktıkları iz üzerinde ne düşünüyorsunuz? Mültecilerin adaptasyonundan çok yerelin adapte olmayı başarması konusunda negatifler ve pozitifler nelerdir? Dolayısıyla hem mültecilerin sosyal uyumu hem de yerel halkın uyumu karşılıklı bir şey olarak bakacak olursak ne dersiniz bu konuda? Teşekkür ederim. Ben de herhalde iki ayrı soru var anladığım kadarıyla. Aslında iki soruyu birlikte ele alabiliriz. Bir tanesi gerçekten mülteciler diyelim ya da göçmenler demeyi daha doğru buluyorum. Mülteciler biraz teknik bir kavram olduğu için. Başlangıçta geldikleri yerin kültürünü taşıyorlar. Bu çok doğru. Demin aslında biraz değinmeye çalıştım. Bu uyum problemi aslında o geldikleri yerin kültürüyle çok irtibatlı. Söz gelimi bu son Suriye krizinden sonra maruz kaldığımız göç dalgasından önce biz daha çok Türk cumhuriyetlerinden göç alıyorduk ve onlar Türkçe konuştukları için kültürleri de büyük oranda bize benzediği için büyük bir problem çıkmıyordu. Son dalgayla birlikte bir defa çok büyük bir göçmen kitlesine maruz kaldık ama ayrıca yeme, içme, giyim, eğlenme gibi şehir hayatına uymayan, uyum sağlaması çok zor bir şeyle karşı karşıya kaldık. Ben bu meselenin aslında iç göçle dış göç arasında çok büyük bir farklılık olmadığı, farklılık taşımadığını düşünüyorum. İşte Zeytinburnu'nda konuşmamda da onu söylemeye çalıştım. Bir potada bunu harmanlıyoruz. Bir süre sonra birbirini rahatsız etmeyecek ve başka bir deneyim daha ortaya çıkıyor aslında. Ya da şimdi bu dalgadan sonra yeni bir deneyim daha ortaya çıksın istiyoruz. Ne gibi? Şimdi aslında onların bıraktıklarına döndük bir şekilde. Yeme içme kültürümüz değişebilir. Hakikaten getirdikleri bazı Zeytinburnu'da açılan iş şehirlerinde bir süre sonra hemşehrilerimizin de gitmeye başladığını, buradan büyük bir lezzet aldıklarını biliyoruz zaman içinde. Onlar da aslında sadece başlangıçta sadece kendi hemşehrileri için açtıkları iş şehirlerini bir süre sonra Zeytinburnu ya da neyse İstanbul'daki bütün insanlara hitap etmeye başlıyorlar ve böyle bir etkileşim umuyoruz, bekliyoruz. Bu aslında uyum dediğimiz şeyin ta kendisi olacak diye düşünüyorum. Yeni bir harmandan kastımız tam da bu. Yani hem mevcut kültürümüz etkileniyor hem de gelenler bir şekilde uyum sağlarken yeni bir karışım ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Nihal hocam, size bir sorumuz var. Avrupa'da Türkiye'deki boyutlarda mülteci barındıran şehirler var mıdır? Bizim şehirlerimize nasıl katkı sağlayabilirler? Ufacık nüfuslu bir Norveç şehri ile muazzam nüfus barındıran bir Türkiye şehri çözüm noktasında nasıl benzerlik gösterebilir? Aslında bizim forumumuzun mottosu da çözüm üreten kentler, biliyorsunuz. Bununla çok uyumlu bir soru olmuş. Soran arkadaşımıza teşekkür ederim. Buyurun hocam. Tekrar teşekkür ediyorum soru için de. Şimdi
aslına bakılırsa şehirlerden öte Avrupa'da mülteci sayılarına bakıldığında bugün ilk 5'e giren Avrupa ülkesi yok. Barındırdığı mülteci sayısı itibariyle Türkiye'nin önüne geçebilen 1 milyon ve biraz üzerinde Almanya, sonrasında 700'ler ve 400'ler şeklinde düşerek iniyor Fransa ve arkasından gelen ülkeler. Bizim bir belediye başkanımızın yine Kilis'ti galiba, Strasbourg'a Avrupa Konseyi toplantıları için bir konuşma yapması üzere çağrılmıştı. Onun sözü galiba buradaki en iyi cevaplardan bir tanesi. Genel kurulu takip etti, toplantıları dinledi. Yanlış bilmiyorsam kendisine söz hakkı verildiğinde bunu genel kurul salonunda da söyledi. Ama sonra ben kendisiyle bir mülakat yapmıştım. Orada da dile getirdi. Dedi ki biraz üzülüyorum, biraz mutlu oluyorum ama çokça da gülüyorum bir yandan dedi. Çünkü dedi burada bahsedilen sayılar bir ülke için söylenirken ben onun kendi şehrimde 3 katını 5 katını barındırıyorum dedi. Yani o nedenle aslında şehir bazlı düşündüğümüzde hele şu an Türkiye'de ağırlıkta mülteciyi barındıran şehirlerle kıyaslanamayacak kadar düşük oranlar. Çünkü zaten oransal olarak baktığımız zaman en fazla mülteciye sahip olan ülke şu an Türkiye. Norveç örneğini burada biraz yumuşatarak sormuşlar. Genelde ben şöyle bir tepki alıyorum. Norveç'teki temasları ve oradaki uygulama örneklerini anlatırken ya hocam Allah aşkına iyi de Türkiye bir Norveç mi gibi de çok tepki geliyor. Çok haksız değiller ama ben şunu da söylüyorum. Evet Norveç birçok standart itibariyle, sosyal devlet olma kapasitesi itibariyle belki daha ileride görülebilir ama bu aslında Türkiye'nin de özellikle 4 milyona şu an nasıl ev sahipliği yaptığı, acil durum eylemini nasıl harekete geçirdiği, belediyelerin kapasite yetersizliğine rağmen neler yaptığını düşündüğünüzde aslında bence Türkiye'nin kapasitesini biraz aşağıya çekmek, Türkiye'ye haksızlık etmek olarak görüyorum. O sebeple bir Norveç ve bir Türkiye aslında aynı da görülebilir. Çünkü Norveç'in de alışmış olduğu ve kurduğu sistemin içerisinde nüfus olarak da çok kalabalık olmamakla birlikte orada şu an ağırlıkta Somalili bir azınlık grubu var. Göçmen ve mülteci gruplar var. Onlar da mesela Somalilerin oraya entegrasyonuyla uğraşıyorlar. Benim oradan aklımda kalan iyi örneklerden de bir tanesi Somali Bandi adında kurulmuş olan bir rugby grubuydu. Biz oraya sahaya gittiğimiz zaman bize bunun bu inisiyatifi alan yani Somalilerden oluşan bir rugby grubunu kurma inisiyatifini alan bir genç girişimciydi, bir iş insanıydı. Ama belediyelerden bu anlamda destek almıştı. Kurmuş olduğu rugby grubunda Somalililere spor eğitimi veriliyor ve sonrasında Dünya Kupası'na bu Somali rugby katılıyor. Bir derece alamıyor ama bu anlamda bir semboldü ve zaten bizim gittiğimiz, yerelde gezdiğimiz belediyelerin de birçoğu bu uyumu, bu kaynaşmayı az önce başkanın da söylediği gibi sağlayan birkaç nokta var. Bir, müzikle buluşturuyorlar. Müziğin aslında dilinin evrenselliği galiba burada çok kucaklayıcı oluyor. İki, mutfakla buluşturuyorlar ki Avrupa'da belki birçok şehrin bu anlamda mutfak yakınlığı bakımından bir Orta Doğu ülkesiyle çok eşdeğer olduğu söylenemeyebilir ama Türkiye ile çok ortak noktalar var. Bu da buluşturan bir unsur ve sporla buluşturuyorlar. En çok etkinlikleri bu noktada buluşturuyorlar. Şu da güzel bir örnekti ki her Avrupa'da gittiğimiz, gezdiğimiz şehir ve yapılan toplantılarda öğlen yemeklerimizde herhangi bir restoranda anlaşılmaz. Yine proje kapsamında mülteci kadınların çalıştığı yerler varsa o kadınların elleriyle hazırladıkları geleneksel, yöresel yemekleri tadardık. Bu bile aslında orada bizim de o öteki dediğimiz, yabancı dediğimiz, anlamaya çalıştığımız göçmenlerle, mültecilerle buluşmamızı sağlayan çok küçük dokunuşlardı. Bunlar bize oradan kalan güzel örnekler olarak da yer aldı. Teşekkürler. Sayın Mehmet Murat Çalık'a da iki tane soruyu harmanlayarak sormaya çalışacağım. Bir tanesi özellikle kırdan kente göçle ilgili, muhtemelen şehir plancısı kimliğinizde de belki buna bir bakış açısı sunabilirsiniz. Kırdan kente göçü azaltmak için neler yapılabilir, yapılmalı mıdır, bu konuda bir projeniz var mıdır? Bir de İstanbul özelinde göçmenleri İstanbul üzerinde nasıl potansiyel değer olarak görüyorsunuz? Bu potansiyel hangi konularda avantaja çevrilebilir? Şeklinde bir sorumuz var. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında iç göçe dönük bir soru bir tanesi. O aslında kentlerimizin karşı karşıya olduğu ve çok ciddi de riskleri ve
potansiyelleri de beraberinde barındıran bir husus. Çünkü bizim kentlerimizin kapasiteleri belli, kaynaklarımız belli, sınırlı. Sonsuza kadar büyüme diye bir şey söz konusu değil aslında. Onun için her kentin kendine ait bir kapasitesi var, limitleri var. Bu limitleri zorlamamak lazım. Ondan sonra kaos ortamında yaşarsınız kent ortamında. Dolayısıyla bugün İstanbul özelinden bakacak olursak Anadolu'ya yapacağımız her yatırım İstanbul'a yapılmış yatırım olarak görebilirsiniz. Bizim 1960'lı yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı'nda bulunan bölge planlama birimlerini, daire başkanlıklarını bugün kapatmamış olsaydık, onun amacı şuydu: Marmara bölgesine yığılan aslında bütün yatırımları Anadolu'nun dört bir tarafına dağıtmaktı. Bütün istihdamı da o şekilde dağıtmaktı. Dolayısıyla bugün eğer insanlar İstanbul'a geliyorsa bunun sebebi Anadolu'ya yapılmayan yatırımdır. Bu göçün tersine döndürülmesi gerekir. Bunun bu şekilde ele alınması gerekir. Ve ikinci soruda da potansiyel olarak değerlendirilebilir mi hususu vardı. Az önce başkanım da söyledi. Tabii ki her bölgenin kendine dair özellikleri var, kültürü var. Kültürlerin birbiriyle kaynaşması gerekiyor. Nihayetinde özünde dünya vatandaşı felsefesiyle eğer bu meseleye bakıyorsanız ve insan ayırmadan bakıyorsanız, insanların kardeşliği üzerinden eğer bu kurguyu yapıyorsanız, dolayısıyla o zaman birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bizim bölgemizde gelen insanlar arasında çok yetenekli, becerikli insanlarımız var. Suriye'den göçe zorlanan ve inşaatlarda çalışan başkan yardımcısı bir arkadaşımız var. Zaman zaman görüştüğümüz. Çünkü yarın kimin başına ne geleceği bilinmez. Onun için biz mümkün olduğunca o toplumsal travmaları da ortadan kaldıracak, uyumlaşmalarını sağlayacak. Ama ana felsefede de herkesin kendi vatanında huzurla yaşayabileceği bir dünya düzenini de kurmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin de bir kapasitesi var, kendi iç dinamikleri var. Dolayısıyla az önce hocam da söyledi, Avrupa'da bir ülkeye giden göçmeni biz burada bir ilçede barındırmaya gayret ediyoruz. Sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Ama bunun hem kaynak açısından çok ciddi kaynak yaratmak durumundayız. Dolayısıyla bizim insanlarımızın da ihtiyaçları var. O ihtiyaçları karşılamak istiyoruz. Daha güzel kent hayatı yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla potansiyellerini kullanabileceğimiz alanlarımız var. Ama özünde benim yaklaşımım şudur: her insanın doğduğu memlekette huzurla yaşıyor olmasıdır. Doğduğu ülkede huzurla yaşıyor olmasıdır. Onun için umarım Orta Doğu'daki bu karmaşık düzen bir an önce son bulur, bu kaos ortamı son bulur ve herkes memleketinde huzurla yaşamaya devam eder diye düşünüyorum. Çok teşekkürler ediyorum başkanım. Ben süremiz dolduğu için bütün panelistlerimize, bütün konuşmacılarımıza değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Salondan daha fazla soru almaya vaktim olmadı. Yeterince sorumuz vardı zaten. Onların bile hepsini cevaplayamadık. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize çok teşekkürler değerli katılımınız için.